Eğitim camiamızın değerli mensupları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022-2023 eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde yetişecektir dedi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları, öğretmenlerimizin maharetli ellerinde. İnşallah işte bu sıralardan, bu sınıflarda yetişecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal uğrunda öğretmenlerimizin de gereken çabayı, fedakarlığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İstanbul Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknofest kuşağının en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Gününü malayani işlerle geçiren, zihni ve kalbi boş, avare bir gençlik değil, ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine, kendi halkına, kendi tarihine kinle, nefretle, öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlere emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın maddi ve manevi açıdan en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz.